söyleyeyim. Yaştan mı bilmiyorum, alışveriş yaptıkça mutlu olmaya başlıyorum. Mesela dün bu yaşlanıyor. Durup dururken benliğim var. Kendime bir şeyler almasın. Ben masraf perileri diye bir şey uydurdum. Durup dururken mesela. Benim masraf perilerim geldi. Evet, benim masraf ne perilerim geldi. Ne almak istedin? Dün mesela, ulan parfüm koklamadan alınır mı? İnternetten parfüm sarıyor. Dün gittim parfüm. Ve daha önce hiç almadığın, bilmediğin kokuyu bilmediğin. Kabını mı beğendin? Hayır, denemek, ya, ismini bildiğim, daha önceden denemek istediğim bir parfüm. Şöyle oldu mu? Bu benim bildiğim bir marka. Evet. Ne kadar kötü olabilir? Ne kadar kötü olabilir? Ve iki tane al. İki tane ama tamam. Kampanya bak, kadar hayır, aynısından değil. İki tane farklı parfüm aldım. Sonrasında şunu yaparken gördüm kendimi. Ana sayfada alacak bir şey ararken gördüm. Peki mutlu oldun mu? Biraz hoşuma gitti. Yani sen biraz depresyonda mısın? O kargonun gelecek hissi. Bir şeyler gelecek. Bir şeyler. Çünkü niye biliyor musun? Ben son bir aya kadar evi yeniledim, tamam mı? İşte projeksiyon aldım, soundbar aldım, ışık ses. Sen bu arada çok para harcadın. Çok para harcadım. Sen nereden geldi bu para? Bir kenardaydı, harcadım işte, neyse. Sen ne soruyorsun lan Tesla salonu dersin? Ya benim Tesla salonuna alakası var. Neyse. Abi o dönemden sonra boşluğa düştüm. Her şey bitti ya, her şeyi aldım. Alacak bir şey kalmadı. Alacak bir şey kalmaz. Şimdi mesela şey, Xbox şey soruyorum. Xbox kontrolü soruyorum. Kontrolü alayım mı? Halbuki bir kere oynayacağım, bırakacağım. Ama bu arada bak, o dediğin şey bende de var. Ben geçen... İşte Raspberry Pi değil, küçük PC var. Böyle küçük ev projeleri için. Ben de bundan iki tane var. İkisini de kullanıyorum aktif olarak. Çok enteresan bir şekilde. Aldım, çöp atmadım. Kullanıyorum. Beşincisi çıktı. Ucuzmuş deyip aldım. Tamam. Ama alırken şeyi biliyorum bak aklımda. Beynim arkadan bağırıyor. İhtiyacın yok. İki tane var. Evet. Ve ekstra o güce de ihtiyacın yok. Bir de bak 4 GB'lığı çıktı. O daha ucuzdu. Onu da geçtim. Sen bir de onu aldım, paylaşım yaptım. Ben bunda bir şeyler yaparım. Yaparım. Ama ihtiyacım olmadığını ben biliyorum. Yaptım oğlum. Bende Dyson süpürge var. Şimdi üst modeline bakıyorum. Ne yapacağım? Sendeki oğlum? Üst model oğlum zaten. Ben geçen gördüm. Bak geçen oğlum, gördüm. Bu adam paylaşımı böyle yapıyor bak. Gerisi gibi böyle. Ben geçen gördüm. Çok güzel bir şey lan. Seninkisinde bir de ışık var. Çok güzel. Işıklı üst model. Çok sen gözlerin parladı oğlum. Müthiş bir şey. Ben katılıyorum sana. Müthiş bir şey Dyson'cım. Oğlum bak hayatımda. Müthiş bir şey. Allah kahretsin. Bak yemin ediyorum. Bak anlıyorum seni. 10 katı olacak kadar mı iyi? Abi değil ama 5 katı evet. Hissiyat çok güzel. Çok garip bir şey alet, oğlum. Ya ben hayatımda hiç şey temizlik böyle perileri gelen bir insan değilim. Dyson aldığımdan beri arada çıkarıp süpürüyorum. Evet abi. Niye yapıyorum şimdi? Bir de o lazer yok. Gösteriyor ya akıl ben hastalığı. Bende lazer yok. Hayır olsun. Olsa çok kötü olur. Olur olsun. Bir şey değil mi? Bunu da ütülerin sonra ütü da yapmıyorum. Yok ben de. Ama çok temizim. Evi çok güzel süpürürüm temizlerim. O da Dyson diye işte belli ki yok, yani. Yok silerim de toplarım da bulaşığım da yok. Çamaşırım da. Peki her gün mü? Arada geliyor mu? Arada geliyor. Değil mi? Bana 3-4 günde bir, haftada bir geliyor. Ben bu konuda itiraf edeceğim. Ben temizlemiyorum. Aa. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Evet. Ben pis evde rahat ederim. Benim soğaniyesi basıyor. Hayır, benim annem İstanbul'da yaşıyor. Ha annen ya. Bu yaşta bir erkek olarak hala. Geçen aya kadar ben de öyleydim. Annem geliyor. Yok yok. Bu arada yani şöyle. Anneme diyorum ki anne ne olur. Yapma. Yapmak istiyorlar. Hayır yaş aldın. Evet. Bir kadın çağıralım. Evet. Parası neyse verelim ya. Temizleyemez. Yo, yo, yo. Güzel temizleyemez. Doğru söylüyor. Benimki de hala öyle. Evi temizledim diyorum geliyor yine temizliyor. Aynen benim de o derdim var. Aa, bak ev temiz. Güzel temizlemişim. Yani, temiz açıkçası. Geliyor diyorum ki oturalım. Hani gel evet, beraber gel. Oturalım konuşalım. Evet, yemek evet. Yiyelim temizleyelim bir şey yapalım. Bir an gidiyorum. Elinde bez. Geri dönüyorum. Giriyor, abi bir elde süpürge aynen. Diğer elde böyle vileda. Zaten Loki'nin peşinde, kedimin peşinde böyle zaten. Onu da süpürüyor. Bak bunun iki sebebi var annelerde. Bir, içine sinmiyor. İki, ben hala oğluma bakıyorum, evet, işe evet. Yarıyorum. Yani. Evet, ben de anneme artık... ben dedim ki bak artık her şeyimi yapabiliyorum. Geleyim sende kalayım. En azından yemeğini koyarım, çamaşırını yıkarım. Ya anne dedim, hayır ben yapıyorum. Kötü hissetti bununla ilgili. Artık ihtiyacım evet, yok. Ben de o yüzden öyle. Saldım. Mesela gelince diyorum ki yorgun değilsen... İstediğini yapabilirsin. Evet. Yorgunsan abi, sadece yapma. Abi bak bende bir de annem hani senelerdir bel fıtığından çekiyor. Yakın zamanda bir de omuz fıtığı çıktı ve yani yapınca ağrısı şey yapıyor ve dinlemiyor hala da. Yani ona rağmen ve şey diye o dediğiniz his de burada ortaya çıkıyor. Oğlum. Sen bayağı böyle bana yardım olsun diye bunu yapıyorsun ama biliyorum ki belin ağrıyacak, omuzun ağrıyacak, bir yer hani ağrıyacak, omuzda yırtık falan çıktı. Çok yakın zamanda oldu bir de aylarca uğraştık yani sürekli hastanelere vesaire. Bana evi temizleyerek ettiğin yardımdan çok daha fazla iş çıkartacaksın. Çünkü gene hastaneye götüreceğiz seni yani evet. Hani günün sonunda. Ama öyle dinlen. Mutlu oluyor. Evet. Ama yani ben de yok. Yani. Ben de o gelişinde olanı söyleyeyim. Lazım yani. Şöyle bak artık yeri silerken. Sana bakarken. Siliyor tamam mı? Kalkarken de, ay benim. Benim. Yes. Benim. Diyorum ki anne gel otur yapma diyorum.
biraz dinleneyim diyor, tamam mı? Oturuyor, tuvalete gidiyor ve camı silmeye başlıyor. Evet. Orada durup dururken perde falan söküp takıyor. Ve diyor ki sonra akşam, belime biraz basar mısın benim? Çok ağırdı şurayı. Ya niye yapıyorsun yok, kadını? Yok benim perde kısmına girmiyor. Allah, ben şeyi öğretebildik hani. Tamam, çamaşırı da bir tane kalmış. Onu da yıkıyoruz. Yok yani. Bırak, oğlum hiçbir şey yapmasın. Ya. Dolabı açıyor, katlamamı beğenmeyip. Evet. Hepsini döküyor, tekrar katlıyor. Oğlum benim çamaşır yıkamamı beğenmiyor. Aynı makineye atıyoruz ya. Bize yıkamıyor ki. Makine yıkamış mı diyor. Yapıyorlar efendim. Anne, ya laf dinlemeyen anne ya, gerçekten sıkıntı. O yüzden artık sıkıntı. Şey yaptım. Hani hiçbiri dinlemiyor. Evet abi yani. Ben şey yaptım direkt. Hani kendi istiyorsa yapabilir. Yorgunsa da evet. Anlıyorum. Yorgunsa evet. Karışıyorum. Yorgun değilse. Ben artık karışmıyorum. Daha da dokunan ne biliyor musun? Şimdi annem de babam da uzun zamandır emekliler zaten. Ve hani aslında benim hayatımda olmak istediğim yerdeler biraz. Hani hiçbir artık sorumlulukları yok. İki evlatları da büyümüş, okumuş, eşi elleri ekmek tutuyor vesaire. Abi atlayın arabaya, gidin ya. Evet, asla gezmiyorlar. Gidin yani hani aa, böyle. Yok, benim annemde şey var, bir yerde para mı var? Ben bunu oğluma vereyim. Evet abi bak delir. Ay ulan ne kadar aynı annelerimiz. Abi sen mutlu ol, ben sana vereyim. Ya geçen emeklilik ikramiyesi verecekmiş. Bana vermek istiyor. Dedim ki delirdin artık sen yani. Evet evet. Ben onun taktiğini çözdüm. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Mesela öyle bir şey geliyor. Toplu böyle yatırımlarında bir şeyler. Bir şey geliyor. Bana vermek istiyor ya. Alıyorum. Hediye alıyorum. Oğlum. Taktik bu. Ben tam tersini hiç söyleyeyim. Hiç şey yapmıyorum. Ya benimki emeklilik maaşıyla geçiniyor. Kendi emeklilik maaşıyla. Anasının emeklilik maaşı artık tamam mı? Onunla geçiniyor ve biliyorum kirasıyla, yediyle falan ucu ucuna belki evet. Yetiyordur. Yetmediği de oluyor. Aylık olarak para yolluyorum. Ben zannediyorum ki bu parayla geçiniyor. Tutu edemeyin. Benden de. Geliyor diye sana lazım olur diye altın alıyorum ben ona evet, dedi geçen. Evet abi. Gram altın alıyormuş. Deliler ya o konuda çok deliler. Anne ben ölme diye yolluyorum onu yani. Evet evet çok deliler abi maalesef. Siz iyi, ben şey çok üzülüyorum ya. Siz mutlu olun. Siz yeter ki iyi olun. Siz de iyi olun ki ben de rahat edeyim. Abi, abi bak, ben de kendi mutluluğunuza abi. Bakın ya. Tabii, benim yaptığım en doğru şey oydu. Mesela yıllardır hep şey istiyordu. Kendi işte fön makinesi bayağı çok eski. Normal klasik hani siyah fön makinesiydi. Dyson'ı bir arkadaşında görmüş birkaç sene önce. Kendine aldırtmıyor. Diyorum niye almıyorsun? Hani al. Yok bilmem ne. En sonunda işte dedim ya bir para şeyi oldu. Bana verdi. Zorlamadım. Kabul ettim. Gittim Dyson aldım. Abi. Ona geri döndüm. Zorla kabul ettirdim mesela. Bak, askere gittim geldim. 6 ay yokum evde. Babam en sonunda şey yapınca. Ya benim yatağım boş. Bilgisayar da boş. Abim de o zamanlar daha evlenmemişti. Hani o da bizimle beraberdi vesaire. Abimin odasında abim bilgisayar var. Akşam sonuçta gelince babam orada şey yapmıyor. Normalde onun odasında bilgisayar takılır. Ne yatağa yatırmış, ne bilgisayarı hani babam Medal of Honor falan oynar. Açsın oynasın adam anladın. Ne şey yapmış, dokundurtmadım diyor. İyi yaptın yani hani boş... dokundurtmadım. Babam şey diyor, vallahi şey ki çıkıyor, hani... değil mi polis şeyi. Babam yine kullanmış gene bilgisayarı. Mesele değil, kullansın da zaten. Onun için şey yapmıştı falan ama hani kullandım ben gene diyor ama yok diyor. Hani her seferinde laf etmiş adama, her seferinde böyle bir şey çıkmış onun yani tartışması olmuş belli yani falan. Ben dokundurmadım şey yapmadım. Bir geldim iki parmak toz var zaten her yerde. Yani ben yani... Ya şeyle mi alakalı oraya, zaten o kalmazdı. Bir önceki nesil... Öyle beklediğinden mi? O çok bariz biçimde onunla alakalı. Onu... Çünkü abi ben tam tersine hani bir şey istiyorsa söylesin. Alalım yani evet. Zaten olay bu. Çok şey büyümüşler abi. Yokluk yani, görmekle yokluk falan alakalı. Yokluk görmüşler bilmem ne görmüşler aman falan olmuş. Şimdi de mesela babam da öyle yani. Biriktir oğlum yapma oğlum. Lan biriktir öbür tarafta geçmeyecek evet. Ki para anasız. Tam biriktireyim de. Bu artık şova. Bunu bir de kalınlaştırdın artık yani. Ne sıkalım lan bu çok bu artık güzel. Dert. Hani bu böyle bir şey dert şimdi yani. Şimdi siz bunu penise benzetiyorsanız sizde bir sorun var artık. Bizde sorun var. Bu benim SpaceX sanatım. Değil mi? Bak ne bir de böyle bu sıvazlıyor ya. Allah Allah bakın bu kazadım. Sağ olun.